Sevgili boğalar, Merkür Retrosu sizi de 7. evinizden öncelikle etkileyecek. Ayın 14'ünden itibaren, 14 Ekim'den itibaren 28 Ekim'e kadar Merkür Akrep'teyken, özellikle retrodayken 7. evinizden etki alacaksınız. Ve 28'inden sonra 3 Kasım tarihine kadar da Merkür Terazi'deyken etki alacaksınız 6. evinizde. Öncelikle bakalım Akrep'teyken nasıl etkileniyorsunuz? Ayın 28'inden itibaren eşinizle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Eşinizle karşılıklı yanlış anlaşmalar yaşayabilirsiniz. Partneriniz de olabilir tabi, hayat arkadaşınız, ama eşiniz ağırlıklı olarak. Bakın, bu sevgili düzeyinde 5. ev konularından biri ise bu değil. Ama o zaman da iş ortağınıza, partnerinize, avukatınıza, mali müşavirinize, birlikte iş yaptığınız insanlara bakmamız gerekir. 7. evinizde kim varsa, yani aile içinde eş, profesyonel hayatta da iş ortağı bunun tam karşılığıdır. O yüzden birlikte iş yaptığımız kimseler de buna dahildir. Belki bir avukat, mali müşavirle ters düşebilir. Karşılıklı birbirinizi yanlış anlamış olabilirsiniz. Eşinizi durduk yere kırmamanızı öneririm sevgili boğalar. Aynı şekilde geçmişten gelen bir ilişki dolayısıyla evlilik söz konusu olduğuna göre boşandığınız eşiniz de tekrar size dönmek isteyebilir sevgili boğalar. O zaman da bunu en azından bu Merkür Retrosu'ndayken konuşmamanızı öneririm. Merkür Retrosu bittikten sonra, yani Kasım ayının artık ortasına doğru ilerletmenizde fayda var. Mars'ın retrosunu da unutmayalım. Kasım ayının ortasına kadar da Mars retro, biliyorsunuz, üst üste gelmiş durumda. O bakımdan da Merkür Retrosu tamamlanana kadar bununla ilgili bir aksiyon almayın derim. Sonrasında ayın 28'inden itibaren, 28 Ekim'den itibaren 3 Kasım'a kadar artık Terazi burcunda retro olacak Merkür. Dolayısıyla sizin de 6. evinizde. Diyete başlamak istiyorsanız diyete başlayabilirsiniz. Fakat belki uzun ömürlü olmayabilir. Biraz bu konuda inatçı olmak gerekiyor. Sağlık kontrolleri bu döneme denk gelebilir, ama sağlık kontrolleri yanıltıcı olabilir. Eğer ki sağlık kontrolünüz olacaksa ve olumsuz bir sonuç aldınızsa, tekrarlamanızda fayda var bu kontrol sonuçlarını. Sonuçları çok sağlıklı olmayabilir. Biri size hasta diye rapor veriyorsa bunu da teyit etmeye gerek olabilir. Çünkü neden? Merkür Retrosu herkesi yanıltacağı için alacağınız sonucun da gerçekçi olmayacağını lütfen düşünün, ona odaklanın derim. Sonuçlara çok güvenmeyin. 6. ev konuları aynı zamanda günlük işleyişimizi de gerektirir ve personelimizi aynı şekilde, çalışma arkadaşları, ama illaki personelimizse veya alt kadromuzda çalışanlarsa, bunlarla ilgili de hızlı kararlar almanız gerekebilir. Merkür hızında, ama alacağınız kararları da teyide ihtiyaç olur. İnsan kaynaklarına veya avukatlara ya da mali müşavire, birine danışmanız gerekebilir. Özellikle Merkür Retrosu'dayken personel çıkarmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Tabi zaten pandemi dönemindeyiz ve belli kurallar var bununla alakalı, ama özellikle insanların işine son vermek üzere bir aksiyon almamanız gerekiyor. Veya karşılıklı olarak ayrılıyorsanız ya da siz istifa ediyorsanız, o zaman da iki kere teyit etmeniz gerekir şartlarınızla alakalı. Haklarınızı alıp alamayacağınız konusu özellikle gündeminiz olabilir. 6. ev konuları aynı zamanda ev hayvanlarımızı da ve evde yanımızda çalışanları da kapsayacağı için bu konularda da sıkıntı yaşama ihtimali olabilir. Onların da özellikle sağlık kontrolleri bizim gündemimiz olabilir sevgili boğalar. Bana doğrudan ulaşmak için WhatsApp numaramı kullanabilirsiniz ya da randevular için özellikle e-posta adresimi kullanabilirsiniz. E-posta adresimde asistan arkadaşlarım var. Her ikisi de hazır bir şekilde benim trafiğimi yönetmek için özellikle bir çile halindeler, öyle söyleyeyim. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Videomun altında sorularınızı bekliyorum. Merkürünüz nerede? Hesaplayıp internetteki o hesaplama araçlarıyla bana ulaşın. Tam doğum saatinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bir rektifikasyon çalışmasıyla doğum saatinizi ben sizin için her zaman bulabilirim. Bana bunun için başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.